Tur öncesi son işlerimizi hallediyoruz. Yani temizlik yapıyoruz. Dünkü işlerden sonra tekne zaten tozluydu. Üzerinden bir de ustalarımız geçti, işle attık. O yüzden bugün temizlik günü. Son düzenlemeler. Artık ayrılmak üzereyiz buradan. Şimdi yakıt almak için ve atık vermek için ve de yağ atığımız vardı biliyorsunuz. Onu da verip işletmek için Demar'ın Turgut Reis'e geldik. Burada o işlemlerimizi yapacağız ama burada hani haberiniz olsun diye söylüyorum. Demar'ına girerken Turgut Reis'te Kanal 72'den anons veriyorsunuz. Biz buraya yakıt almaya geliyoruz. İzin istiyorsunuz. Ona göre teknenin ölçülerine göre yeriniz varsa hemen yanaştırıyorlar bu istasyonun şu tarafına, içeriye, iç kısma. Ya da bekletiyorlar. Biz şu anda sıra beklemedeyiz. Dışarıda kolayını rahat bir noktada bekliyoruz. İçeride develenmemek için sağa sola. Tam marina girişindeyiz şu anda. Atık istasyonundan atık işlerimizi de hallediyoruz. Burada ev halatları varmış. Versene bir mazot tabloda. Evet, Olcay ek 20-20 40 litre ek mazot aldık. Ne olur ne olmazdık. Ama saldırırken ön depoda sıkıntı olmaması için kafasını streçliyor. Evet, teknemiz abordu oldu istasyona. Şimdi hem işlerimizi hallediyoruz. Atık bitlenme işlerimiz var. Onları vereceğiz. Mazot alıyoruz. Aldık zaten. Ben de şimdi işletmek üzere ilgili arkadaşı bekliyorum. Yağ vesaire. Onları işleteceğim. Bu her marinanın yağ atık deposu, hani atık verme yeri var. Bu marinanın yeri de burası Demar'ında. Her şeyde var bu arada bu. Her marinada var. Bu yağ atığı muhakkak işletmemiz gerekiyor. Mavi kartı her yıl bir kere. İşte 1 litre olsun, 3 litre olsun, 5 litre olsun fark etmez. Ne çıkıyorsa sizin teknede onu işlettireceğiz. Şimdi ben bir görevli yetkili arkadaşı bekliyorum. O gelsin form verecek. Ben o formla birlikte marina ofise gideceğim. Orada da bu şeyi işlettireceğim. Şurada marina ofisi var. Peki mavi kart demek sadece yağ ve atık su işletme durumu mu? Hayır değil. Aynı zamanda çöp, plastik, metal, kağıt, ne varsa ve atık, genel atık, evsel atık dediğimiz bütün bunları mavi karta işlettiriyorsunuz litre hesabıyla. Haberiniz olsun, bu sadece tuvalet atığı gibi düşünmeyin mavi kartı. Yağ ve evsel atık veya plastik, işte geri dönüşümsel atıkları da işletmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Mazot almaya geldik. Atıklarımızı verdik. Evet. Onun dışında bir de Trio'ya uğradık. Daha doğrusu Trio sağ olsunlar bize uğradılar. Neler yaptık? Bir de teknemizde bir içeride bir bataryadan böyle ara ara su kaçırıyordu. Ön tuvaletin, master kabindeki tuvaletin bataryasından. Onunla da Trio'daki, Bodrum'daki Bekir Bey'le ve Vahdi Usta'yla irtibattaydık. Onlar da bizi bekliyorlardı. Geldik. Hem onlar o işimizi halletti. Sağ olsun Vahdi Usta. Bu konuda yani hanseler konusunda gayet becerikli ve bilgili bir ustamız.
Yani Bodrum tarafında Hanseler'le ilgili bir şey olduğu zaman Vatti her halükarda çözüyor. Evet. Benim görüşüm o. Ön büroda da şeyde Bekir var. Bekir de çok bu konuda hem ilgili yardımcı, hem alakalı hem de yardımsever bir arkadaşımız. Şimdi yani Bodrum ekibine, Trio'nun Bodrum ekibine ben buradan çok çok teşekkür ediyorum. Beni hiçbir zaman üzmediler, sağ olsunlar. Çok da memnunum. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Şu anda problem çözülmüş gibi gözüküyor. Sen genel bir kontroller yapıyordun. Genel, bir ön pervaneyi falan çalıştırdın. Evet, gelmişken Vahdi Usta'yı yakalamışken, Vahdi Usta'yı böyle boş veya sakin bulmak biraz zor oluyor Bodrum'da. Hazır yakalamışken de aklımda birkaç tane yerler vardı. İşte Bob Thruster'a baktık. Arkadaki tuvaletle ilgili detaylara baktık. Arka kapakta bir ayar durumu vardı. Ona baktık. Ondan sonra genel o da bir kendi gözüyle bir şey yaptı. Baktı. Kontrol. Sağ olsun bir şey yok. Problem çıkmadı. Her şey tamam. Şimdilik durum böyle. Evet, Turgut Reis de Marin'in oradaki hemen girişindeki Alarga bölgesindeyiz. Burası epey solugan alıyor. Freyli yerken sağ sol yaptığı için de gacır gucur halindeyiz. İnşallah rahat uyuyacağız. Beşik gibi sallana sallana uyuruz herhalde. Ben de diğer yandan yarınki uzun yol hazırlığımız için bir lifeline hazırlığı yapıyorum. Şimdi sancak tarafını özellikle, aslında iskele ve sancak tarafını takılmasına fayda var ama kaptanın hani en hızlı ulaşabileceği en hızlı yoldan sancak tarafını bu lifeline'ı hazırlayacağız. Uzun yol yapacağımız için yukarı alacağız. Ben baba mandarını kumanda edeceğim elektrikli vinçle. Ona destek olmak için. Serbest bırakıyorum. Evet, tuttu. Oldu. Bitti. Bu kadar. Şimdi bağlayacağız. Şeyin kapakları açılıyor. Botun malzemelerini sudan geçiriyoruz. Son onları botla kaldırmayalım. Çizilmesin bir yerler dedik. O yüzden her şeyini sudan geçiriyoruz, öyle kurutup kaldıracağız. Evet, şimdi akşamdan da fermuar açalım dedik. Kesin yarın yelken günü uzun yol yapacağımızı biliyoruz. Yani hayatımızda ilk defa Didim'in kuzeyine çıkıyoruz. O yüzden bizim için çok büyük bir macera olacak. Hani denizciler için küçük, dünya için küçük ama bizim için büyük bir adım. Bakalım ya, hayırlısı olsun. Dilek Boğazı'nı ilk defa geçeceğiz. Bütün o kuzeyi, İstanbul'a ilk defa göreceğiz teknemizle. Çok heyecanlıyız. İnşallah keyifli, böyle az maceralı, problemsiz bir seyir olur. Şimdi güneş panelleri işimiz biliyorsunuz dün bitti. Yani bir gün önce. Onun bitmesiyle bugün buralarda oyalanalım da eksik dedik bir şey varsa ona göre hani çıkalım çıkmayalım, ustaları geri çağırırız gerekirse dedik. Çok şükür hiçbir eksiğimiz yok. O yüzden gönül rahatlığıyla uzun yola çıkabileceğiz. Bunu da atlattıktan sonra artık en azından marş basmadan, elektrik problemi yaşamadan güzel bir seyir, güzel bir sezon olacağını inanıyoruz. İnşallah bu son olur problemlerden. Evet, hadi bakalım Ege turu başlasın. Günaydın efendim. Sabah 5.30'da uyandık. Olcay motoru kontrol etti. Yağını. Artık uzun yola doğru çıkmak üzere. Ben de
Olcay'la birlikte hızlı hızlı bir sabah kahvaltısı hazırladım. Yolda giderken atıştıracağız bu güzellikleri. Ve artık günü doğuruyoruz. Dün batırdık, sabah doğuruyoruz. Turgut Reis'ten. Ve artık motoru çalıştıralım. Olcay demir alıyor. Tam saat 6.30 ve gidiyoruz. Evet, hakikaten 6.30'da pervane döndü. Evet. Öğlen 11'den sonra hava yükselecek diye gördük orduğumuzda. Evet, orada bakacağız. Hedef evet. Neresi? Hedef şu anda ilk İnek Boğazı. İlk hedefimiz. Orada dip burnu diye bir koy var. Dip burnu. Evet. Başamızlıktan gelen akıntılar, dalgalar 1 metre, 1,5 metre civarında. Biz de şu adayı geçelim. Adayı geçer geçmez yelken açalım diyoruz. Önce camadan vurarak, ondan sonra ilerleriz, kafamızın kafasındayız. Çünkü rüzgar tam 0 dereceden estiği için hem kafadan alıyoruz, orsa çekeceğiz herhalde. Tramola ata ata gideriz diye düşünüyoruz. Olursa. Adayı geçince bakacağız. Şimdi sabah çıktık Turgut Reis'ten. Bu adanın oraya kadar vardık. Şimdi hedefimiz neresi olacak? Şurada. Buraya. Dip burnu. Buraya. Evet. Tamam. O zaman bakalım. Yolculuğumuz haritada normalde 6 saat mi gösteriyor? 30 milimiz kalmış. Oraya işaret koyduğunuz zaman şurada 30. Aşağıda gösteriyor ya. Şöyle biraz fazla koyalım. Evet. 35 mil. Yani 36, şuraya gideceğiz. Evet. 35-36 mil. Şurada yazıyor 36 mil diye. Nokta atışı. Bulunduğumuz yerden nokta atışına şurada yazıyor. Kuş uçuşu. Dediğimden sonra bir o kadar daha gideceğiz. Şimdi camadan açacağız. Evet. O yüzden camadan alıntının boşunu önce bir alıyoruz. Birinci camadan da kalsın diye. Şimdi gazı biraz kesiyorum. Ondan sonra rüzgara dönmek üzere. Zaten rüzgar gülü tam kafada. Şu mavi halatı kastık. Şu arka yakadaki şu mavi halatı. Bu kadar açtık. Kastığı için yukarıda tam böyle cendireğin tepesine kadar gitmemiş oldu. Şu güzel ayarı güzelleştirmek için yumuşak yumuşak yelkeni indireceğiz. Arma bile açabilirmişiz. Neyse dur bakalım. En azından hava kaldı. Evet. Dalgayı yedik. Asıl boğaza çıktık Güllük Körfezi'ne. Dalga ve rüzgar durdu şansa. Yelken mandarını da biraz gerginlikleştirdik. Yukarı çektik. Ne oldu? İyice o bombeli hali de oturdu. Orada biraz potluk yapıyordu. Ana direk üzerinde potluğu da almış olduk. Bu da iyice oturdu. Ve cam adanı bu vesileyle açmış olduk. Aslında full armada gidilirmiş. Ama olsun, belli olmaz. Bu bile iyi. 5 hızla gidiyoruz. 5 lapta gidiyoruz şu anda. Evet, dalga boyları 1 metre civarında. Efil efil esiyor. Son durum şöyle. Biz full arma yelken açmaya karar verdik. İyi oldu çünkü hava kaldı. Ama Olcay çok mutlu. Ne güzel, bak okunuyor mu mutluluğu? Motoru kapattık, geri vitesi aldık. Geri vites demek pervaneyi kapamak demek. Onu da yaptık.
Gerçekten tıngır mıngır gidiyoruz şu an. Evet. Sabreden Derviş, Murat'la Ermiş. Buraya kadar geldik. Burada kara rüzgarı kesmeye başladı. O yüzden şöyle sınıra kadar geldikten sonra ilk tramoları buna doğru atınca döndük. Ve çok güzel bir hava yakaladık. 6.30-7 nat arası hızla gidiyoruz. Her şey bitiş. Güllük Körfezi'ni çok kolayına geçtik Didim'e doğru. Artık Didim'e geçiyoruz. Yani en azından dalgalar yüksek olmasına rağmen yelken açınca çok rahat yalpalamadan ilerledik. Balonlarımızı da içeri aldık çünkü çok fazla çarpıyorlar veya esniyorlar aşağı doğru. O yüzden uzun seyirlerde balonları da içeri almaya karar verdik. Masanın altına koyduk. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Buradalar. Yine camadan da ikinci kez. Geçen sefer de camadan vurduğumuzda kopmuştu ve yine camadan vurduk. Yine koptu. Bence iskele kopmuşuz. Şimdi sancak kıskandı, o yüzden koptu. Neyse, aynı şeyleri bir daha video çekmem herhalde. Aman. Sinir bozucu. O zaman o her yerken camadan vuracağımız zaman bütün lezicekleri indirelim. Sancı mı camadan vuruyorduk? Niye kopuyordu? Onu anlamadım ben. Camadan vurduğumuzda oluyor. Kısmet. Ama bu sefer tecrübeliyiz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Rotamızı değiştirmiyoruz. Lazy Jack'in diğer tarafını da açsın. Bu bölgede de aksi gibi çok fazla balık çiftliği var ama mayın tarlası gibi. Sağımız solumuz şu anda sadece büyük büyük hafif şeklinde çiftlikler. Konaklayabileceğiz çünkü bayağı rüzgar var. Sanıza ya, Dilek Boğazı çıldırmıştı. Çok anlaşılmıyor olabilir ama buradan biz görüyoruz. Bayraktan gösteriyor. Şimdi bir şey diyeceğim. Geldik şimdi Dipburnu'na. Bir de şey yaptık, demir attık. Ama burası çok sallanıyor. Aslında rüzgar çok daha fazla ama akşam rüzgar kalır mı onu bilmiyoruz tabii. Yani. İnternet de çekmiyor. Çekemediği için de rüzgara da şu an bakamıyoruz. Ama ne gördük? Yabani atlar. Otlanıyor. Nerede gördün? Çok enteresan. Bir defa yabani at görüyorum. Bak şimdi birinci alternatif Yunan bayrağı çekelim, alargo yapalım, yarın sabah devam edelim dedim. Dedim ki riske girmeyelim, giriş yapmadık, çıkış yapmadık, riske girmeyelim dedi. İkinci seçenek, sen Doğan Bey'e gidelim, alargo yapalım dedim. Ama bu sefer de gece 10'da orada olacaktık. Hadi dedim ki ben de ya bilmediğimiz koylar, şimdi orası kalabalık olur, istediğimiz yere demirlemeyebiliriz. Bir şey olur, gece yanaşmayalım dedi. Onun dışında... Ne yapıyorsunuz? Hanım sözünü dinleyip kuş adasına gidiyorum. Benim önerim ise, en güzel öneriydi tabii ki. Kuş adası B planı, kuş adası C
Jelisi tırmanıyor gibi. Jelisi cepte hep vardı zaten. Evet, o garantiydi yani. Tam yani kalınabilecek bir yerde ama tabii kuzey batı rüzgarı estiği için içerisine girdik, demir de attık ama çok fazla soludan vardı. Zorlasak kalınabilirdi ama ne gerek vardı? Çıkalım. Yorgunluğumuzu atamayacaktık gece. Havada evet. Şey yani geç karardığı için zaten 9'dan önce, 9.30'dan önce hava kararmıyor şu anda. Aynen. Allah'ta en uzun günleri yaşıyoruz ya. Ondan Doğan Bey'e bununla gidebiliriz dedik ama hava da sert. Bir de bütün gün yorulduk. Çok fazla yelken yaptık bugün. 10 saat yelken yaptık. Çok tramola attık. Evet, çok tramola attık. Yani neredeyse Turgut Reis'ten ta ki Dilek Boğazı'na kadar yelkenle geldik. Yani. Evet. En kötüsü de şeydi, o Didim'i geçtikten sonra balıkçıların olduğu bölgeye girdik ya. Orası çok riskliydi çünkü sancak yapıyorsun balıkçı, iskele yapıyorsun balıkçı, Pruvan'da balıkçı, Pupan'da balıkçı, her yer balıkçı. Resmen böyle şey, yelken de açık, bir tramalı atıyoruz ama balıkçılara göre yani. Böyle ikisinin arasından gittik yani hepsini. Evet, hava da yüksekti bu arada yani. Evet, 25'in altında görmedik yani. Evet, 20-25 arasında gitti genelde. O yüzden de sertti bir havada vardı, yorulduk da biraz. Kuşadası bekle bizi geliyoruz. En azından rahat dinleniriz. Hem de şu yine yarın kahvaltı sonrası lezicek halatlarımızı sağlıklı bir şekilde kolayına en azından takarız. Artık bizim için lezicek halatları şey oldu. Klasikleşti. Klasik. Yani. Bu sefer daha hızlı yaparız. Tecrübeniz de var. Öyle yani. Hava kararınca yani 9.30-9.30 arası marinadayız. Olduğu pontona yanaştırdılar bizi, sağ olsunlar. Şimdi gelelim bugünkü hikayemizin hesaplarına. Bugün ne yapmışız? Tam 14 saat 14 dakika. Ortalama 5.3. Seyir süremiz 75 deniz mili. Soğutalım biraz motoru, sonra kapatırız. Güneş battı, biz yanaştık zaten peş peşe. Kuşadası'ndan günaydın. Bu sabah erken kalktık yine, 7.30 gibi. Hemen işlerimiz, kahvaltımız vesaire onlara koyulduk. Kahvaltımızı yapar yapmaz da hemen Lazy Jack'in yine halatı biliyorsunuz yerinden kopmuştu. Artık bir daha video çekmiyoruz. Yukarı çıktık, bağlandık. Yukarı çıktık, bu sefer de bir tane halka var, halka gitmiş. O yüzden bir izbartoyla onu çözümlemeye çalıştık. Böyle. Fakat biraz zayiat var. Bu arada dün şöyle bir şey yapmıştık. Yerken yine böyle yere yığılmasın diye hemen strapla, lastik bir strapla, kancalı straplarla hemen bağladık. Geldik buraya bağlanmış halde. Ama tabii ucu başı biraz böyle yerlere sürünüyordu. Biz fark etmeden meğersem biraz şeye basmış, biminin üzerine basmış ağırlık. Bir de Samos'tan bu tarafa doğru hani yetişelim diye yelkenleri kapatıp motor seyriyle gelmiştik. Çok fazla yandan dalga alıyordu. Sürekli bimini sağa sola, daha doğrusu bumba sağa sola hareket etmekten, biminin üzerinde de sağa sola sürtünmekten biminin üzerinde zayiat var.
maalesef bir miniyi yırtmışız. Şimdi onu göstereyim size. Evet, gördüğünüz üzere kumaş bunun üzerine bindi herhalde. Yani bomba kumaşla beraber yığıldı üzerine ve burayı yırtıyor. Bunun üstü aşağıya baktığı için o sürtünen kısımda, yani orası da yırtılmış, burası da yırtılmış. Böyle tatsız bir şey, maceramız olmuş. Peki neden bu halatlar sürekli kopuyor? Lazycheck halatları neden sürekli kopuyor? Evet, anladık ki, çözdük ki bu halatlar eskimiş. Yani 4. yılı bu sene. 4 sezondur kış görüyor, yaz görüyor, güneş görüyor, tuzlu su görüyor. Bunlar böyle yıkanan halatlar da değil. Ve de Dyneema değil. Normal bildiğimiz hani klasik halat, ip diyebiliriz yani, ince. Dolayısıyla bunların Dyneema ile parayı kıyıp değiştirip biraz daha uzun ömürlü yapılmasında fayda var. Biz bunları yine bu sefer buraya da ekstra gevşettik. Şuradan şu asansör sistemi var. Oradan yine ekstra gevşettik. Yani şu anda gördüğünüz gibi yerken bayağı yerlerde. Böyle bombesi yerde. Hanse yazısı aşağıya bakıyor artık. Normalde bu bayağı böyle yukarıda şöyle duruyordu. Hanse yazısı yukarıda duruyordu. Şu an böyle duruyor. O yüzden yani en gevşek haliyle, en böyle baskılı hallerde. Şimdi camadan vurduğumuz zaman camadan da bütün hani tek yelkenin bütün altı bombanın üzerinde oluyor. Kalanı da zaten buralara baskılıyor. Bütün bu halatlara baskılıyor. O zaman da o baskıdan kopuyor gidiyor. Anladık ki halatlar eskimiş. Şu miniğin burada bir yama dikiş yaptırıp aslında bunu çözsek daha iyi olur. Bakalım Kuşadası'nda bugün pazar, olacağı birini bulabilirse halledeceğiz. Evet, çekek alanında Ulman Sales bulduk. Daha doğrusu Olcay bulduk. Sağ olsun bizim söküklerimizi diktik. Değil mi? Ay, çok güzel bir yerdi. Sağ olsun bizi kurtardı bu akşam. Bütün yama yaptık sökük yerlerini. Ve keyfimiz yerinde bir şekilde teknemize dönüyoruz. Saat 12 oldu. 7.30'da uyandık bu sabah. Onu tak, bunu yap falan derken 10'da eşimiz bitti ama bir miniyi görünce bunu da halledelim, öyle gidelim dedik. Allah'tan yeri bulduk. Nasılsın Olcay? Memnun musun? 1500 wattlık ırgat gibiyim. 1500 wattlık ırgat gibiyim. Devamlı çalışıyorum yani. Hepimiz çalışıyoruz ya. Kim çıktı direğe? Aa, artık onun videosunu çekmiyorum. Bıktık. Hep direkteyim. Hep direkteyim. Ve Kuşadası'ndan ayrılıyoruz. Ve tahmin edin ne yaptık? Bir miniyi yerine takmadık. Şimdi dedik ki daha rahat trim yaparız. Hem görürüz yelkeni, uğraşmayalım. Hem de şu lazycheck'leri biraz daha iyi kontrol ederiz. Olcay, ne hissediyorsun? Güneş panelleri iki işe yarıyor. Hem güneş üretiyor hem gölge üretiyor. Evet, ayna gibi. Yansımaları görüyoruz bir yandan.